Hadi bakalım. Afiyet olsun. Açarım ben. Kapı çalıyor. Ama hiç rahatsız olmayın, oturun siz. Ne yüzle geldin kapıma? Hayırdır? Anne. Anne mi? Sakın bana anne deme. Sakın! Bir süre burada kalsak diyorum hani, bir düzen oturtana kadar. Rica etsem. Sen kalamazsın. Ama çocukların girsin. Girin. Yok ya. Onları bir başlarına bırakayım da sen de ahırda yatır, öyle mi? Ayrıca burası benim de evim. Benim babamın evi. Sadece tek başına senin evin değil. Bir daha benim evimde o pisliğin adını ağzına almayacaksın. Anladın? Burası benim evim. Kapısından çivisine, penceresine kadar her şeyini ben yaptım bu evin. Bu ev benim. Tek başına, öyle mi? Tek başına yaptın. Vicdanına bir sor bakalım, tek başına mı yaptın? Kurban olayım, yapmayın. Bak, et tırnaktan ayrılmaz Bahriye'm. Ferasetin odası zaten hazır yukarıda. Gelip kalır. Saçmalama İsmet. Anne. Anne, benim evimde kalsınlar. Hem bak senin dediğin gibi de olur. Eşinden de geçmemiş olurlar. Bak, bu çocuk daha düzelemez. Tamam. İnci boş ver. Hiç yorma kendini. Boş ver. Bu kadının kalbi zaten kapkara olmuş. Ne analığı kalmış, ne insanlığı kalmış. Kapısına gelen insanı bile kapıdan kovuyor. Öyle mi? Aha, öyle. Yıllar önce aynı ben de böyle senin gibi gururumu ayaklarımın altına almış, senin kapına dayanmıştım. Bizi yok saymana, ailemizi terk etmene rağmen bir anne olarak içim sızlamıştı, seni kurtarmaya gelmiştim kapına. Hatırladın mı? Hı? Sen ne yaptın? Hı? Çocukların önünde konuşturma beni. Sen ne yaptın? Yüzünü gözünü morluk içinde bırakan o pislik herifi seçtin. Anneni değil. Kimse seni zorladı mı buna? Hayır. Sen kendin seçtin. Hayatta herkes seçimleriyle vardır. Sen de bunu seçtin. Ya. O zaman nasıl o yolu bulduysan şimdi de bir yolunu bulacaksın. Ben bir anne olarak üç çocuğumu, bak tekrar ediyorum, üç çocuğumu tek başıma, babasız, kimseye muhtaç etmeden büyüttüm. Sen de yapabilirsin bunu. Hı? Tek başına, öyle mi? Hı hı. Ben olmasam senin ne o tarlan toprağın olurdu ne de bu evin. Peşinde ırgat gibi çalıştım ben ya. Gıkım çıkmadı, bir kere de demedim ki anne ben yoruldum. Demedim, 7 yaşındaydım ben, kocaman bir kadındım ya. Ne oyun bildim, ne okul bildim. Şunlar gibi okumaya fırsatım bile olmadı benim. Kardeşlerimin anası benim. Ben baktım onlara. Onların annesi benim, ben. Kes sesini! Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Senden hayır gelmez kimseye. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Senin benimle derdin ne? Siz bir söylesenize, anlatsanıza, ne yaptım ben size? Ben bir adama aşık oldum, bir adamı sevdim. Ne var bunda ya? Ne var bunda, öyle mi? Ne var bunda? Sen bizi terk ettin. Sen beni, kardeşlerini, aileni yok saydın. Bir satır mektup bırakmadan çekip gittin. Daha ne yapacaksın? Ne?
O zaman nasıl çekip gittiysen... Şimdi de öyle çekip gideceksin. Feraset Hanım. Yine mi bir yere gidiyoruz anne? Abla! Abla bir dur. Abla bir dur, gözünü seveyim bir dakika dur. Ne? Ne oldu? Abla şunu al. En azından sizi birazcık idare eder. İnci. Sağ ol İnci. Vallahi sen başkasın. Teşekkür ederim. Ama sana bir abla nasihati. Sakın o Mahur'a güvenme. Tamam mı? Sakın. Abla. İnce. İnce. Bırak cevap yazmayı, iletildi bile olmuyor. Uygar, seninle böyle olmak, olayların buralara gelmesi hiç hayal ettiğim gibi olmadı. Sen benim bu hayatta sevdiğim tek şeysin. Sana kendimi ve derdimi anlatabilmek için bu mektubu yazıyorum. Seni gördüğüm ilk anı düşündüm. Karşılaştığımız ilk anı. Bana bakarken içimi görürcesine gözlerime baktığın o ilk anı.